Kendiler, saygıdeğer üstadlarım, saygıdeğer arkadaşlarım, Türkiye Muhasebe Uzmanlar Derneğimizin aylık yemekli toplantısına hoş geldiniz diyor. Şahsım ve yönetim kurulu adına hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Saygıdeğer arkadaşlarım, bildiğiniz gibi bu Haziran ayının sonu tam tasdik raporlarımızın teslim edileceği tarih. Bunu düşünerek son toplantımızı transfer fiyatlandırması üzerine kurduk. Bunu niçin özel olarak gündeme getirdik? Son yıllarda 2007 yürürlüğe giriş tarihinden sonra, bilhassa 2010 yılından sonra ağırlıklı olarak odamıza gelen şikayet dosyalarının %50'sinin transfer fiyatlandırmasından kaynaklandığını görmekteyiz. Konunun yeni, yaklaşık bir 8 yıllık uygulaması var. Demek ki bunun meyvesi de birkaç yıl sonra başlıyor. 2010 olması da, dosyaların gelmeye başlamış olması da doğal. Şimdi bu daha önceki kurumlar, 5422 sayılı kurumlar dediğimizde örtülü serkar dağılımı şeklinde geçerli. Bu 5520 ile de kapaca ismi transfer fiyatlandırması diye bir başlık altında yeni kanun 13. maddesinde toplanıyor. Şimdi sayıda arkadaşlarım, tabii bu transfer fiyatlandırması ilişkili kişiler, ilişkili kurumlar, hükmü şahsiyet olan bunların mal ve hizmet alışları, emsal bedeli gibi birçok başlıklar taşıyor. Ancak bunun yanında uygulamada ağırlıklı olarak ortaklar cari hesabı, kasa şişintileri, hatta iki şirket arasında ticari münasebet sonucu borç alacak ilişkileri, inceleme elemanları tarafından özellikle çok da detaya girmeden bunun üzerinde bir aldatlama yapmış suretiyle rakamları yürütüyorlar ve emin-i mali müşahede sorumluluk raporları yazıyorlar. Bu yaygın hale geldi. Şimdi burada en büyük zararı müteşebbisten çok emin-i mali müşahedeler çekiyor sıkıntısını. Çünkü ortada çok büyük rakamlar da yok. Kendisine göre yorumluyor inceleme elemanı ve yorumladığında herhangi bir şey olmadığına göre, kendi sorumluluğu olmadığına göre, yeminli mali müşavirin o dosyanın tekemmülü ve en sona gelinceye kadar çektiği sıkıntıdan bir haber. Ama sonuç itibariyle hiçbir şey çıkmıyor ama yeminli mali müşavir arkadaşlarımız bu mevzuda çok büyük sıkıntılar var. Bunu düşünerek bunları tartışarak alın kendi aramızda ve aynı zamanda Türkiye'nin en çok mükellefinin olduğu ve transfer fiyatlandırmasını zannediyorum en çok uygulama alanında olduğu bölgelerden ve şehirlerden İstanbul. Çünkü Türkiye ticaretinin yaklaşık %50'sine yakını, bütçenin %50'sine yakını potansiyel olarak toparlayan büyük bir şey. Bunu düşünerek ve konunun başındaki olan kişiyi davet ettik. Sayın Üstadımız, eski ünvanıyla Maliye Müfettişi, yeni ünvanıyla Vergi Müfettişi arkadaşımız ve Transfer Vergi Denetim Kurulu İstanbul Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması ve Yurt Dışı Kazançlar Grup Başkanı arkadaşımız Sayın Mehmet Ali Kaya'yı davet ettik. Kendisi bizi kırmadı. Geldiler. Huzurlarınızda tüm camianın adına kendisine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum.
Şimdi saygıdeğer arkadaşlarım, Mehmet Ali Kaya Bey, Giresun doğumlu ve hayatı da böyle çok muhasebe geçmiş. Birçok özel şirketlerde muhasebeci olmuş. Özel bir şirkette muhasebe sorumlusu olmuş. Maliye Teftiş Kurulu, Maliye Teftiş Yardımcılığı, Maliye Teftiş Kurulu, Maliye Teftişliği, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü, Maliye Teftiş Kurulu, Maliye Müfettişliği, Maliye Teftiş Kurulu, Maliye Baş Müfettişliği, Vergi Denetim Kurulu, Vergi Baş Müfettişliği, Vergi Denetim Kurulu en son görevde İstanbul Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması ve Yurt Dışı Kazançların Grup Başkanlığı yapmakta. Benim için en önemli bir özelliği de, açık söyleyeyim, ben yüksek ticaretliyim, Marmaralıyım. Bundan dolayı da övünürüm Marmaralı yüksek ticaretli olmaktan dolayı. Şu an doktorasını da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Bölümünde devam ediyor. Dilerim sevgili hocam doktorasını da orada tamamlar. Biz de onun kendisini Yüksek Ticaretler Derneği'ne kaydını yaparız. %100 katılıyor. Aynen, bizim aynı zamanda bir enstitümüz olur diye düşünüyorum. Şimdi saygıdeğer arkadaşlarım, Sayın Üstadımız Mehmet Ali Kaya'ya söz vermeden önce, bildiğiniz gibi bizim formatımız, Sayın Üstadımız bir sunum yapacak yarım saatlik. Bu sunumdan sonra konu tartışma bölümüne geçeceğiz. Burada arkadaşlarımızın konuya ilgili görüşleri, düşünceleri, yaşadıkları olayları anlatırlarsa çok mutlu oluruz. Çünkü Sayın Üstadımız buradaki alan olayları not alma suretiyle, ki zannediyorum kendi grubunda da bir değerlendirme yapacaktır. Çünkü yeminli mali müşavirlik mesleği, serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleği çok önemli, Türkiye'de işlevi olan ve çok önemli kamuya kazanımlar kazandıran, kendi alnının teriyle hayatını ortaya koyma suretiyle çok önemli denetimler yapan bir kuruluş olduğunu Mehmet Ali Bey'in ben çok yakinen biliyorum. Çünkü İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odamızda yemekli bazı toplantılarımıza kendisi iştirak eder. Bu iştiraklerde de mesleğimize bakış açısını çok yakinen biliyorum. Ben bu duygularla Sayın Mehmet Ali Kaya Bey'i, üstadımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun üstadım.